Ya bu kadar evet. üniversite açılırken aklınıza ne geldi mesela bu üniversite tabela üniversiteleri bile işsizlikle mücadelenin şeyine dönüştü yani şu anda üniversite millet Habire okuyor bir okulu bırakıyor öbürüne başlıyor yani bir, bir sürü şey var insanlar bakıyorsun yani bazen iş başvuruları olmuş adam gel geliyor adam gelmiş 30 yaşına daha önce hiç iş deneyimi yok. Ya ne yaptım bugüne kadar? İşte şu fakülteyi okudum, bu, bu fakülteyi okudum. Master yaptım, bilmem şu master yaptım, iki master yaptım, bir doktora yaptım. 30 yaşına kadar Hayat aslında yatelemiş. 10 yıl boyunca işsiz dolaşmış. İşsiz dolaşmış ama biz öğrenci olduğu için onu işsiz olarak saymamışız. Şu anda o kadar çok var ki böyle durumda. Yani öğrenciliği de işsizliğin kamuflajı gibi yapmışlar. Yani biz de, de çocuk işçiydik. De. Biz Deniz, de çalışanlardan Deniz'e bir katkı ben. vereyim, rakam katkısı vereyim. Evet. 2023'te 930 bin diploma üretmişiz 208 üniversitede. Ve üniversitelerimiz diploma fabrikası ve aynı zamanda işsizlik antroposu olmuş. O kadar haklısın ki. Biz onları 4 sene, 5 sene daha işsizliğe katmamak için o antropolarda biriktiriyoruz. Ellerine de bir kağıt parçası veriyoruz. Bunlar iş beceri kazanmadığı için bunla da iş de bulamıyor. İşte gidiyor ev genci oluyor. Ne eğitim evet, talebin var diyor. Ondan sonra çıkıyorlar bakın. Evet. Ee, çıkıyorlar mesela gidiyor inşaat şu anda deprem nedeniyle inşaat sektörünün en önemli sorunlarından biri insan kaynağı. Evet. Yani kalifiye eleman arıyorlar. Ama adam inşaat mühendisliği mezun olduğu için diploması olduğu için ben mühendisim diyor işsiz kalıyor. Çünkü inşaatta iki tane mühendise ihtiyaç duyuyor ama bilmem kaç yüz tane ama e, işveren ustaya, de kaynakçı arıyor. buna Ne <laughs> olacak? Montajcı arıyor. Yani e, bu bunlar bile, memlekette bunlar bile e, planlanamıyor. Yani mesela benim en tuhaf bulduğum şey atanamayan öğretmen. Ya milli, milli eğitimin öğretmen ihtiyacı bellidir. Öyle değil mi? Öyle. Yani o ihtiyaca göre bir üniversite yüksek öğretim planlarsınız. O ihtiyaca göre eğitim fakülteleri kurarsınız. Onlardan çıkan işte artı eksi yüzde on, yüzde yirmi diyelim hadi. Üstüne koyarsınız. Belki başka sektörlere de gidenler olur. Yani ihtiyacınız kadar öğretmen yetiştirirseniz atanamayan öğretmen diye bir sorun kalmaz. Eskiden öyleydi zaten. Ve sınavlarda... Eskiden öyle değil miydi Deniz? Ama şimdi... E, e, öğretmen birçok okulları var. Öğretmen enstitüleri vardı. Şimdi... İki, i̇ki aylık eğitimle 1990'lı yıllarda öğretmen hakkı verdiğimiz milyonlarca İnsanlar. insan oluştu. Kısa dönem askerlik o yüzden ihtas edildi biliyorsun. Dört aylık falan filan bunları eritebilmek için. Genelkurmay diyor ki benim bunlara ihtiyacım yok. Endüstri diyor ki ben bunlara ihtiyacım yok. İşte atanamayan diye yeni bir e, kategori oluşturmamızın sebebi bu işte. Zaten özel sektör de iyice Yani düşündüm. biraz önce Kamu bu olacak. Merkez Bankası... Merkez Bankası üzerinden konuşurken e, yani gerçekten ciddi memleketteki en büyük sorunlardan bir tanesi bu servet transferi. Evet. evet. Ya bu kamu bankaları bir servet transferi aracına dönüşmüş vaziyette. Bakın sözcüde bir haber var. Sözcü'de Bizim bugün çok Bizim sektörümüzü de ilgilendiriyor medya medya sektörünü de ilgilendiriyor. Diyor ki Goş sahalarındaki Göktürk kemer, kemer villalarının 8'i şimdiden satıldı. 1.2 milyar TL kasaya girdi. Yıldırım Demirören'in borcuna karşılık Ziraat Bankası'na devredilen Kemer Kantürü'deki golf sahaları imara açıldı. İBB davayı kaybetti. Villalar 145 milyon TL'ye satışa çıktı. Ya 145 milyon liraya bakın insanların 10 bin lira emekli maaşı aldığı yani emeklilerin yüzde altmışına yakınının on bin lira maaş aldığı bir ülkede 145 milyon liraya eski parayla 145 trilyon liraya ev satılıyor. Ve bu beyefendiler kamu bankasından aldıkları krediyle bir medya grubunu satın aldılar. Ödemediler, o kamu bankası oraya yönetici atadı bilmem ne karşılığında sonra normal değerinden daha yüksek bir karşılık koyarak bu araziye kamu bankası el koydu. Ve yeşil alan işte golf sahası falanken imar değişikliğiyle şununla bununla bir rant yaratıldı. Ve şimdi orada bakın sadece 8 villaya 1.2 milyar lira gelir elde etmişler. 150 milyon Düşünebiliyor telen. musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede şimdi biz biz burada 10 bin lira maaş alanları konuşuyoruz. Ama bu ülkede birileri böyle bir hayat yaşıyorlar. Dolce Vita hayatı. Sadece istakoz değil. Mesela istakoz değil. Ya işte yani Murat Kurumu konuşuyoruz yani. İstanbul'da bir orman alanı birdenbire normal konut alanına çevriliyor. Ondan sonra arazi TOKİ tarafından bir şirkete devrediliyor, satılıyor. İşte orada imar değişikliği yapılıyor. Çevre etki değerlendirme raporuna gerek yoktur diye karar çıkıyor. Sonra oraya konut yapıyorsunuz. E bu tüm bunlardan sorumlu olan imza yetkisi olan bakan da gidip oradan bir konut alıyor. Fiyatı ne kadar? 30 milyon lira. Milletvekili maaşıyla 30 milyon lirayı ne kadar zamanda ödeyebilirsiniz? Ya 3 milyon lira insanlar kredi bulup da ev alamıyor. 91, 91 bin lira. Bin lira Aylık ödemez. En düşük faizle. Evet. Ne diyorsunuz? Yani ya işte bakın memleket memleket bu şekilde hem memleketin yani devletin kamunun serveti hem de vergi verenlerin hani verdiği vergilerle o kıt kanaat yaşarken devlete ödenen vergilerle oluşturulan bütçeden hem kamu kaynaklarından birilerine sürekli transfer yapılıyor. Ondan sonra adı ne oluyor? Merkez Bankası şu kadar zarar etti. Ya kamu da bir kurumu zarar ettirin. Sayıştay müfettişleri yapışıyor yakanıza. Kendinizi mahkemede buluyorsunuz. Şimdi bu 818 milyon şey milyar liranın böylesine devasa bir zararın bir sorumlusu olmayacak mı mahkemede gidip ifade verecek? Hesap verecek. Ya yani bu yani insan bizi izleyenler şapkalarını önlerine koysunlar, yanıt versinler. 818 milyar lira eski parayla 818 katrilyon dolara çevirdiğinizde 38 milyar dolar. Bakın sadece bir köprünün maliyeti 2 milyar dolar. O bir sürü güvenli teleferik yapardık o paraya. Bakımlarını <laughs> falan yaptırırdık. Onlara bakacak insan yetiştirirdik. iyi İyi para yani. Kaç tane Tarımı aktarırdık. Şimdi Tarımı aktarırdık. Üçün, yani ikiye bölün yani ikiye bölün 20 tane Osman Gazi Köprüsü yaparsınız. Çanakkale Köprüsü yaparsınız. Millet 505 milyar lira kadar yaparsınız. Doğru. Yani, yani ciddi söylüyorum ya birisi çıkıp desin ki kardeşim bu zararın devlete çıkarılan bu zarar faturasının hesabını şu adam ödeyecek. Birisi çıksın suçtur üstünde bulunsun. Nurettin Nebati Şahap Kavcıoğlu Cumhurbaşkanı işte Tayyip Erdoğan onların kararlarıyla bu zarar Onların tamam bu pasta kime sunuldu? Oluştu. Niye sunuldu? Kim yedi bu pastayı? Niye? E, bilmiyor muyuz? Bankalardan Bankalardaki KKM hesapları çıksın şu evet. büyüklükler arası atıyorum. Gariban vatandaşı 3 kuruş kazanmak için 100 bin lirasını yatıranları kastetmiyorum. Atıyorum 20 milyon liranın üstünde paralarla KKM'de hesaplarını tutanların listesi bir açıklansın. Bakalım kim kazanmış? 145 milyon kaç tane Bu zor bir şey ediyor. değil ki. Öf öf öf. Yani bu bunları tespit Hayırlı. etmek zor değil ki ya bu Hayırlı. dijital çağda. Adamlar ya biliyorum ben benim şahsen bildiklerim var. Alıyor bir bankadan krediyi düşük faizde kamu bankasından. Sonra başka bir bankaya götürüyor KKM hesabı açıyor. Sonra onu ipotek edip başka bir yerden bir kredi daha alıyor. Sonra onu başka bir bankaya KKM hesabı açıyor. Ya bu şekilde KKM hesapları üzerinden para kazananlar oldu. Hem Tabii. de böyle milyar liralar falan kazananlar oldu. Bunların hesabını biri vermeyecek mi şimdi? ve düşüre ya, düşüre kuru korumalı mevduatı 3.4 trilyondan 2.2 trilyona anca düşürdük ve tıkan da çünkü dövizden gitmek e, Hala ödemeye mi? devam ediyoruz. Devam ediyoruz tabii. Hala, Uzattık süresini. Hala ödemeye devam ediyoruz. Yani o dövize çevrilebilir hesaplar 20 sene bu ülkenin başına bela oldu. Ve üstelik kur korumalı mevduattan çıkana %60'ın üzerinde faizle bankalar alıyor. Ona rağmen ikna edemiyorlar. Ona rağmen ikna edemiyor. Bir Çok. de yüksek faiz de veriyoruz aynı zamanda. Ya yani parası olana ya, yani Nilesin gerçekten ne yani, gerekiyorsa yani... yapıyoruz. 145 milyon ev alır tabii insanlar yani 50 tane 3 milyon verir Şimdi acaba Merkez Bankası'nda bir mahcubiyet oluşmuş mudur sevgili Deniz? Yoksa bunu bir mektuba bağlayacak? Mektupla hani... Valla asgari ücret kısmı kırıcı. Bu kadar zarara kırıcı. Ay bunun için mektup değil, bunun için herhalde Hı. şey yazması lazım, roman yazması lazım. Faizi niye indirdiniz? Faiz düşecekse evet. şimdi niye faiz çıktı? Şahap Kavcıoğlu, bakın Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanı oldu. Evet. Nurettin Nebati milletvekili oldu. Milletin vekili oldu, onurlandırıldı. Milletin vekili tabii. Daha onurlu. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası'ndan gitti. Bütün bankaların sorumlusu oldu. Yani bu, bu adamlar cezalandırılması gerekirken terfi ettirildiler ya. Buna milletin aklıyla alay etmek denir. Dala geçmektir tabii. Yani millet millet bunu görsün artık ya. Görün gerçekten görün artık. Yani bizi izleyenler bazen bana diyorlar ki ya çok şey yapıyorsun. E karşılaştığımız bu muamele karşısında nasıl bir tavır koyabiliriz ki? Memleketin. Merkez Bankası hani bu e, kefen paramızı bile yemişlerdi ya. İthiyat, neydi? İhtiyat, ihtiyat akçesi. Neydi? Gitti o. Ha, akçesini bile yemişlerdi. Kara parası. 128 milyar dolar kaybolmuştu. O 140 hatta 148 milyar dolarmış o paranın tam miktarı. Bir Merkez Bankası çalışanı anlattı. Sadece 30 31 Bunu bunun hesabını duyuyor, sorduğumuz zaman da bizim cehaletimize bağladılar bu işi. Of, ne Siz yanlış hesap ettiniz. Öyle bir şey söz 128 konusu değil. 28 milyar dolar ne dediler değil mi? E ne dediler yani Hı -hı. bize bizim cahaletimize kilitlediler. O dönemi hatırlatın. Evet. En iyi bir noktaya değindi. Eee ihtiyat akçesini aldık biz. Aldık evet. E, Halk hazineye harcadık biz. Harcadık ondan sonra. Evet. O ihtiyat akçesi yıllardır harcanmayan kara gün parasıydı. Evet. Merkez Bankası'nın. sonra şu yapıldı. Sonra şu yapıldı Ebru. Hazine ile Merkez Bankası gizli bir protokol imzaladı. Hazine merkezin parasıyla döviz kurları artmasın diye arka kapılardan Satışlar alım yaptı ya. ve Satışlar. o paralar da gitti. Evet. Yani o şey da aldı, servet aktarımı. E, tabii ki servet aktarımı. E, öyle. O da gitti yani. O da öyle gitti. Yani nerede görülmüş yok. Hazine ile Merkez Bankası'nın böyle bir protokol yaptı. Bir de onu reddettiler olmadığını iddia ettiler sonra ...belgeleri ortaya çıkınca kabul etmek zorunda kaldı. Ya buna ge, Ebru, e, Cumhurbaşkanımız çıktı. Ben ekonomistim, ekonomistim dedi. Yani cumhur bu işi cumhurbaşkanından bağımsız tartışmamak lazım. Ya bu yani dün Cumhurbaşkanının ekonomi danışmanı çıkmış Ekrem İmamoğlu'na... diyor ki ulusal güvenlik danışma şey u, u, ulusal güvenlik problemisiniz. Ya, Milli ulusal güvenlik meselesi. Güvenlik meselesi problem işte bu Ha, milli güvenlik meselesi memleketin bu adamlar. Yani Cumhurbaşkanı ben ekonomistim diye başlattı. Etrafındaki danışmanlar koskoca boğaz içinde profesör olmuş hanımefendi. Ama çapı bu işte. Ya da işte öteki e, hani eski meslektaşımız şimdi hala kuruldalar mesela makam arabaları var şu var bu var ama Ankara'ya uğramıyorlar dahi. E bu tarafta Nurettin Nevati denen beyefendi pişkin pişkin gülüyordu o zamanlar. Gözlerini kısıyordu. Uyanacağım, uyuyacağım, bilmem ne olacak falan. Ya bir şirket yönettiğinizi düşünün. Bu kadar zarar etseniz patronunuz sizi kapının önüne koyar. Ama gelin görün ki bizim patron millet ya. Yani normal şartlarda bu, bu tablonun karşılığı olarak millet 14 Mayıs günü bunları kapının önüne koyması gerekiyordu patron olarak. Ama koymadılar. Bu, 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 yanlışların, bu şeylerin devam etmesinin yolunu açtılar. Yani biraz halkımızın da günahı var. Yani gerçekten her halk hak ettiği gibi yönetiliyor. Bunları da eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Yani düşünün bir şirketiniz var, bir müdür koymuşsunuz, Herkes bambaşka bir politika izlerken müdürünüz tam tersini yapıyor. Herkes kar ederken, herkes durumunu düzeltirken sizin şirketiniz batıyor. Açık üstüne açık veriyor, zarar üstüne zarar veriyor. Hiçbir göstergesi doğru gitmiyor. E ne yaparsınız o müdürü? Kapının önüne koyarsınız değil mi? Müdür çalışanlarına bir takım olmadı. EYT vesaire emeklilik hakları falan verdi ve güvende duyulduğu için çalışanlar koruyabilir, Eta, işte, destekleyebilir bir süre daha patronun parasını dağıtırsın işte ondan sonra evet. da böyle olur yani. Evet. Ya milletin parasıyla millete şey yaptılar. Netice itibariyle. Evet o maaşlar da de Yani zaten. bir düşün, Ya 37 milyar dolar zarar var ortada ama sorumlusu yok. Yani memleketteki yeni moda bu pişkinlik. Ya ben gerçekten eskiden gazetelerde bir haber çıktığında ortalık sallanırdı ya. Ben mesela geçen gün Hayret ediyorum ya bir yazı yazdım. 35 şey 305 milyon dolarlık fabrikayı 1 liraya satın almışlar. Artı kredi borçlarını yapılandırmışlar ve işletme karıyla o borçları ödemişler. 305 milyon dolarlık fabrika bir bankanın şeyiyle bir elden diğer ele geçmiş. Ya ne bir yalanlama geldi. Ne birisi çıkıp da ya siz bunu nasıl yaptınız diye soruşturma başlattı. Ya ben şunu bekledim biliyor musunuz? Yani çıkıp birilerinin ya yok biz bir, bir, liraya fabrika falan almadık demesini bekledim. Safi Holding diye bir holding. Sonra baktım Derince Limanı'nı almışlar, Çorum Şeker Fabrikası'nı almışlar. Yani birileri yürü ya kulum demiş adamlara. Ve Bilecik'teki Sançim Çimento Fabrikası'nı 1 liraya satın almışlar. 305 milyon liraya satın alınmış fabrikayı 140 milyon dolarlık şey 300 305 milyon dolarlık fabrikayı 140 milyon dolarlık borçları karşılığında 1 liraya almışlar ve bankada o 140 milyon doları o günün kuruyla TL şeye çevirmiş. Türk lirasına çevirmiş borçları. 2 yıl ödemesiz %10 Türk lirası faiziyle 10 yıl vadeli geri ödeme imkanı sağlamış. Ne güzel. Ve fabrika 300 ton üretirken 300 bin ton üretirken bir sonraki yıl 1.2 milyon üretmiş bir sonraki yıl 1 milyon 1.4 milyon ton üretmiş ve 5 yılda işletme karıyla borçlarını ödemiş. Ya düşünün hiçbir şey yapmadan 1 liraya birileri 305 milyon dolarlık bir fabrikanın sahibi oluyor 5 yılda. Ve kamu bankası bunu aracı oluyor. Bu gazetelere yansıyor. Bunu gazeteciler yazıyor. Ya ne birisi çıkıp diyor ki ya bu yalandır kardeşim böyle bir şey olmadı diyor tamam mı? Yani bu, bu keşke ben bunu bekledim ya çıksın banka açıklasın biz böyle bir yapılandırma yapmadık desin. Ya da şirket çıksın biz bu fabrikayı bir, bir liraya almadık desin tamam mı? Yok böyle bir pişkinlik ben yani adam 818 milyar lira zarar ettirmiş Merkez Bankası'nı. Bunu bizzat Merkez Bankası açıklamış. Ya çıktı ki ya o, o gün kim Ayşe'nin parası şey Ahmet'e gidecek, Ahmet'in parası bilmem kime gidecek diye pişkin pişkin anlatıyorlardı. Ne oldu? Ayşe'nin parası da, Ahmet'in parası da, Mehmet'in parası da bu beyefendilerin cebini doldurmuş. Evet. Ayşe'nin parası Ahmet'e falan gitmemiş. Hepsi aynı aynı zengin zümrenin cebine gitmiş. Ve Ayşe de Ahmet de Mehmet de yoksullaşmaya devam etmiş. Ya bu bu kadar olur mu ya biriniz çıkın utanın bari ya başınızı öne eğin ya İnsanların gözünün içine bakmayın bari ya. Mecliste oturmuş bu fiyatlarla. Yani bu fiyatlarla yani kafayı aynen. sıyırmak üzere. Aynen aynen öyle. İnşallah. Sıra gecesi. Vallahi aklıma o geldi benim önce de sustum yani bir. Kabine evet. toplantısı ve Sancaktepe'yi karşılaştırın izleyicilerimiz buyurun. Sancaktepe Belediyesi'nin toplantı salonu sağda bana göre. Bakın Kabine, kabine toplantısının yapıldığı, yapıldığı salon yerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil mi? Ya de. bu arada evet. ben 600 metrekare mi dedim? 6000 olacakmış. Özür diliyorum düzeltiyorum. Bu <laughs> Yani başkanlık katı 6000 metrekareymiş. Evet evet sağ Sancaktepe olsun bir izleyicimiz ha. Beysel Bey düzeltmiş. 6000 metrekare. 6 bin metre Altı dönüm yani. Neyse bir kabine toplantısını İstanbul'da evet, yapmak evet. isterseniz. Altı dönüm. Sait Sancaktepe. Bostan, <laughs> Yangel, Osman. Hı -hı. Ama burada çok sıkılırsınız ya. Ciddi Allah bir Allah Allah. alan yani. Ama şu ya Esmer'i de, de çok beğendim. el beğendi. sorunu var, ben barınma sorunu var. Bizim Deniz mi yaptı o espriyi? İsmail kilo vermiştir diye. <laughs> deniz yaptı. <laughs> deniz mi yaptı? Deniz çok güzel. oradan oraya koşuyor. Hala bitmedi. <laughs> bitmedi. En hızlı bir tur yaptık. Ee, şimdi süren bitiyor ama şöyle bir şeyle bir soruyla bitireyim. Ee, i̇ki dakikam var ama bir MKYK'daki e isimlerden bazıları istifa edebileceğini belirttiği iddiası var Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı da bayramda bir seçim analizi üzerinde çalışmış. Ee, önümüzdeki günler ne görebiliriz? Böyle 3-4 madde varsa bana sayabileceğin onunla bitirelim Deniz. Bir kabine değişikliği olabilir Ebru. Evet. Ak Partinin MKYK değil de MYK'sında merkez Ay, ben yürütme de. kurulunda 5-6 evet. tane e, isim gidebilir. Yani mesela hiçbir şey olmasa da mutlaka bir şey olmuştur diyen Ali İhsan Yavuz e, gidebilir, Erkan Kandemir gidebilir, e, İzmir'de aday olan e, Hamza Dağ gidebilir, hayati yazıcı e, hukuk ve e, şey e, başkan yardımcısı. O gidebilir. Hatta genel başkan vekili e, Efkan Bey gidebilir diye e, bir sürü şey konuşuluyor. Evet. Yani e, Diğer taraftan kabinede de bir takım değişiklikler olabilir. E, bazı bakanlar kendi illerinde başarısızlık örneği gösterdikleri için kendi şehirlerini kaybeden bakanlar falan e, onlar da gidebilir. Kabinede de bir küçük çaplı revizyon olabilir 5-6 bakanlık. Pek küçük olmaz o. Olmaz mı? Pek küçük olmaz 5-6. İşte 17'den 6'sı giderse... Yani. Ya ne fark eder ki? Ne yani fark edecek? Şimdi size bir test test yapsam mesela. Tarım ve Orman Bakanı'nın adını söyleyin desem. Mesela. Bir daha söyler misin? Özür dilerim. Hadi Test yapsan diyor. Yani tarım, tarım, Bakanı'nın adını söyler misin diye. Kim biliyor diye. İbrahim Yumak'la mıydı? Yumak, ha, bak sen biliyorsun habercisi. Vatandaş bilmez bak, tabii. Öyleyim. Nereden bilecek? Görmemiştir bile. Daha. Tarım görmedi. Yani <laughs> süt görüyor 45. Süt. lira. Sanayi Bakan Sanayi <laughs> Et görüyor 7 lira. Sanayi Bakanın adını söyleyin. E, ku, kuyruk sanay bekliyor 5'ten itibaren biliyor? Sava. Ne, ne isim mi isim bilse yani daha farklı olurdu. Neyse. Of. Yani hayır eskiden bakanları böyle deve dişi gibi adamlar olurlardı bilirdik yani. Çıkarlardı kamuoyunda ta şimdi hepsi şey Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla adam yangın söndürmeye gitmiş orman yangınını söndürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dedi ya. Dedi. Yani Cumhurbaşkanı talimat vermese yangını söndürmeyecek mübarek vay canına be. Vay canına. Ya bu, bu çok ağır bir cümle oldu bu. Hakikaten. Bu bu hale çok doğru ama ağır bir cümle. Ya öyle ama değil o mi zaman yani? zaman çok tartışıldı. Çok doğru, Bitti çok... süremiz. Bitti. <laughs> Teşekkür sustum. ediyorum. Hı. Sustum mu? Küstüm. Şey. <laughs> Küstüm demedi sustum. Remzi'nin yüzünden. Hadi Ebru, hadi Ebru, hadi Ebru. Yani sadece ben yok mu eleştirilerde. Remzi de var, Bedri Can da var. Hepsi var. Hepsi var. Kusura bakmasınlar diyorlar size. Peki. Elek hocam çok teşekkür ediyorum. Evet Deniz çok. Ülkeyi 818 milyar dolar zarar ettirmiş. Gerçekten ayıp ya. Ya bu kadar insan acı çekiyor, bu kadar insan yoksulluk yaşıyor, sefalet yaşıyor ve sizin yüzünüzden yaşıyor. sıra bakmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanı Nas dedi, bilmem ne dedi, faiz böyle olur mu dedi. Yüzde bir buçuktan yüzde 8 buçuk'a kadar indirdi. Sonuç ne? Sonuç ne? ...818 milyon... ...şey milyar lira zarar. E ...bir zahmet bu zararın hesabını birileri versin. Ya bir şirkette olsa... ...8 bin lira zarar etse insanı kapının önüne koyarlar ya. Tabii. 810... ...neydi emeklilere para verilseydi... ...seyyanen zam yapılsaydı... ...maliyet neydi? 1.4 trilyondu. Yani evet. 600 milyar lira... ...daha ekleyecektiniz bunun üstüne. Öyle değil mi? Aynen evet. öyle. Merkez evet. Bankası kur korumalı mevduatla zenginlere servet transfer edecek. Emeklilere 10 bin lira alan emeklilere 3 bin lira 5 bin lira falan verildiği zaman kasa batacaktı. Devlet batacaktı. Milletin maaşları şey olacaktı. Hani nerede? Ya bu bu bunu ben artık valla yani hayretler içindeyim ya. Ya gerçekten yani bak mesela ıstakoz meselesi. Ya da işte neydi? Maldivler meselesi. Ya çıkın bari göğsünüzü gere gere deyin ki evet kardeşim imkanım var ki yapıyorum deyin. Tamam mı? Yok efendim Antalya'da teleferik kazası olmuş da Beşiktaş'ta yangın olmuş da bunu gündemden düşürmek için ne alakası var ki kardeşim ya? Onu Özür da diliyorum ama da dedi yani. Açıklamada bu bütün bu Ya böyle şey olur mu? Mi? Ama yazdığın anda amanın öncesindeki cümlelerin Gider. hepsini sileceksin. Aynen. Sileceksin yani. Ya öbürü diyor ki ben milletvekili bilmem ne kadar zamandır milletvekili değilim. Ya ama milletvekili ünvanını taşıyorsun, VIP'den faydalanıyorsun, milletvekili emekli maaşını alıyorsun. E ya olan bu gariban milleti oluyor gerçekten. Yani ne yazık ki onlar da işte bir önceki seçimde, genel seçimlerde durumun vehametinin farkına varmadılar. İşte Ocak 2023 ile Mayıs 2023 arasında millete para bastılar, dağıttılar, onu verdiler, bunu verdiler falan. İnsanlar da böyle yalancı bir bahar yaşadı. Evet, yalancı bahar. Evet. Halbuki Tabii, onu O gün işte. o gün yapılan o gün yapılan şeylerin faturası işte bugün karşımıza Şimdi, çıkıyor. Evet. Üstelik ilk taksiti taks bu. Ödüyoruz yani. Ay daha ne kaç taksit var? Ta hocam? Çok Tabii taksit daha, var. Daha, çok daha çok taksit var. Daha. Ya ben o dönem yazdığım yazıyı buldum. Ee, rahmetli Özal'ın e, dövize çevrilebilir e, binlerce hesaplarının son taksit, ha, son taksini ödediği gün yaptığı basın toplantısını hatırlattım. Ya diyor ki bir ülkeye bundan daha büyük bir kötülük yapılmaz. Gerçekten o, yap, o dönem biz bunları da hatırlattık. Yani bu kur korumalı mevduata geçtiklerinde bunları hatırlattık ders Dedik, alamadık yapmayın ama. etmeyin bak i̇şte o deçemelerden sonra bizi. E, sevgili deniz deçemelerden sonra k diye bir bela çıkardılar var konut edindirme yardımı iki anahtar verecekti bir kere daha dolandırdılar Tabii. bizi zor taslar vardı bir sonra kere sonra daha yıllar aynı sonra şey. k yıllar var. sonra kef yıllar sonra 3 kuruş enflasyon karşısında erimiş 3 kuruş para verdiler para bize verdiler, evet. k ödemesi diye o üç zamanki aile yani. fotoğrafına giren hani, şirketlere insanlara aktarılmış o paralar Şimdi de burada da sormak lazım bu 48 milyar dolar kimin cebine gitti? E, kimin parası olanın cebine gitti. Parasının olan cebine yani. gitti. Servet Kur korumalı mevduata ya. dövizle Bakın. flörtleşmesin diye Çok cebine koydu. Çok özür dilerim koyduk. reklama dayandık bir kısacık aramız evet, var ya. verelim devam edelim olur mu? Tamam.